Bir de devamı var onun. Bir de hangi gazetecilerle beraber oturdun, yedin, içtin, işte kimleri satın aldın, ima ediyor. Gazetecilerle ilişkisini de burada deşifre etmeye çalışıyor bakan. Tabii burada bakana şöyle bir yanıt vermekte yarar var. Amerikalılar pis olabilir, olmayabilir, bizi ilgilendirmiyor. Ama bir şey var burada. Süleyman Soylu Amerika'ya, Amerikan Büyükelçisi'ne bunu söylerken, bugün sabahleyin Amerikan filosunun en önemli savaş gemilerinden birisi Nitz, Dolmabahçe'de şu anda. Ne işi var peki, madem ki pis Amerika, pis büyükelçi, pis elleriniz, pis ayaklarınız. Eğer öyleyse Amerikan savaş gemisi şu anda Dolmabahçe'de ne yapıyor? Bunun yanıtını vermeleri gerekiyor. Hem de deniz gezmişin arkadaşlarının o filonun askerlerini denize attığı yerde. Hem de 65 yıl sonra. Aynı bugünlerdeydi çünkü. Peki bu hani nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? O zaman niye izin veriyorsun bu savaş gemisi gelsin Dolmabahçe'de bize orada hava atsın? Bir. İki, bu savaş gemisi, Nitz savaş gemisi, sicili kötü bir savaş gemisidir. Körfez bölgesinde, Venezuela açık şeyde, Küba'ya karşı, Kıbrıs'tan geliyor zaten. Güney Kıbrıs tarafından geliyor. Suriye'de, Yemen'de her türlü pis işin içinde bu gemi var. Nitz. Şimdi böyle bir gemiye sen izin veriyorsun burada, Dolmabahçe'de, sonra orada Amerika bak sen pissin, sen büyükelçin kötüdür bilmem. Zamanlamaya bak. Zamanlama da çünkü çok önemli. İşte demek 180 derece fark var. 180 yani keşke. Yapılanla açıklanan arasında. 180 olsa bir şey değil. 360, 880 bilmem kaç yani döndün bir anlatılamaz bu. Daha enteresan tarafı işte bu demin söylediğiniz hani şimdi gelen haberi Finlandiya meselesinde. Finlandiya evet ama İsveç'e hayır. Amerikalılara mesaj veriyor. Abi seninle anlaşabiliriz. Bak yarı yarıya. İşte Finlandiya'ya bak izin veriyorum. İsveç işte bu Kur'an meselesinden şimdi durduruyorum. Ama şu F-30, F-16'ları verirsen bak bir tane savaş gemisi değil. Altıncı filonun tümünü getiririm Dolmabahçe'ye de. Demirlettiririm diyor. Şimdi anlamı var ama burada. Ne zaman bu geliyor? Tam Ruslarla Amerikalıların Ukrayna'da kapıştığı bir sırada geliyor. Çünkü Ukrayna'da büyük savaş bekleniyor. Dolmabahçe ne demek? Boğazlar demek. Karadeniz demek. Yani bu Ruslara bir mesajdır. Ey Rus savaş gemileri, bak buradan geçerseniz karşınızda 6. filo var. Bak sizi bekliyorum demektir bu. Yani büyük oyunlarda sen dış politikayı biliyorsun. Böyledir bu. Peki Soylu bunu söylerken Dışişleri Bakanı nerede bu Şimdi ülkenin? Dışişleri Bakanlığı yok artık. Yok diyor. Yok öyle bir şey yok. Şimdi böyle bir şeyde, denklemde dış politika, iç politika ben hiç ilgilendirmiyorum artık. Ama Türkiye öyle bir duruma geldi ki. Sen diyorsun ya dış politika nerede? Dış politika nerede? O zaman niye biz gidiyoruz şeye yalvarıyoruz Putin'e? Abi ne olursun Allah aşkına bizi Esad'la buluştur. Bedava doğalgaz veriyor muyuz? Onu sırf Erdoğan söylemiyor. İbrahim Kalın da söyledi, Erdoğan da söyledi. Niye peki İran'ın arabuluculuğunu kabul ettik? Çünkü eskiden bir tek Putin vardı biliyorsun. Yani Esad'la Erdoğan'ı buluşturmak konusunda bir tek Putin vardı. Geçen hafta Erdoğan dedi ki İran'da arabulucu. Olsun. Ayda. Abi bu nasıl bir şey? Amerika İran'a saldırdı saldıracak. İsrail saldırdı saldıracak. Kuzey Irak'tan SİHA'lar gidiyor İran'ın sanayi bölgelerini bombalıyor. Ve sen İran'ı sıkıştıran Körfez'de, Hürmüz Boğazı'nda İran'ı sıkıştıran Nitz savaş gemisini, Amerikan savaş gemisini burada Dolmabahçe'de misafir ediyorsun. Bu nasıl bir şey ya? Müthiş. Bu nasıl bir şey? Yani bunu oturup kurgulasan yapamazsın. Bak kurgulasan yapamazsın. Peki nasıl bir şey? Belki de AK Parti için işte denge politikası böyle bir şey. Yani iyi polis, kötü polis tamam da oynuyorlar? Denge politikası olabilir. Dediğiniz doğru olabilir. Yani. Ama Polis, Türkiye'nin kötü onuru diye bir şey var. Ha, Türkiye'nin onuru diye bir şey var. Yani Tayyip bir Türkiye'nin bakanı... Bilemem abi nerede bir yerde durardı yani sonuçta onu Tayyip Erdoğan'a soracaksın nerede? Türkiye'nin bir bakanının bu üslupta açıklaması var yani hangi itibar? Ya o zaman bak yani. Beyoğlu şeyde de katliamında da böyle bir laf etmedi mi? Arkasında Amerika vardı. 15 Temmuz'un da finansörü Amerika. Yine Süleyman Soylu, Süleyman Soylu söyledi onu. Evet. Direkt finansörü. O zaman Amerikalılar da şöyle yani benim anladığım şekliyle söyleyeyim. Tamam abi sen istediğin kadar konuş. Yani Süleyman Soylu, Erdoğan, İbrahim Kalın fark etmez kim konuşuyorsa. O zaman Erdoğan şeyde diyor ki Amerikalılar.
Tamam abi, ben kendi bildiğim dille konuşurum. Aha, gönderirim sana savaş gemini. Dolmabahçe'de tam orada oturtturum. Hadi istediğin kadar konuş diyor. Ben öyle anlarım yani bir gazeteci dış politikada hani hasbel kader dedikleri gibi biraz anlayan birisi olarak. Ben böyle anlıyorum bunu. İstediğin kadar NATO'ya kafa tut, İsveç'i almam, işte Finlandiya'yı alırım, orayı almam, burayı alırım. İstediğin kadar söyle bunu. İcraat ne diyorsun? Ben ona bakarım. Gönderirim sana bir savaş gemimi. Orada durur. Şeyleri de, füzeleri de nereye bakıyor? Onu gidip yarın bakacağım. Füzeler hangi tarafa bakıyor? Bir tek gemi mi yoksa? Bir tek gemi. Bu gemi çok tehlikeli. Aha. Bir gemi. Bu önemli bir gemi. Çok meşhur bir gemi. Müthiş yani bir şey. Google'a gir bak okursan. İlk savaş şey gemisi. Çok şimdi müthiş Türkiye'nin bir şey. İtibarı dediniz. Herhalde bunlar, ya. Evet, Sedef arkadaşım yani sonuçta Türkiye'nin itibarı dediniz. Ya Türkiye dandik bir ülke değil ki. Türkiye Katar değil ki. Tabii değil. Türkiye ya da bilmem Libya değil. Yani Türkiye bilmem Bahreyn falan değil. Tabii hatta değil. Suudi Arabistan değil. Hani bütün parasına rağmen, ya. Stratejik konumuna rağmen. Türkiye kendine göre Cumhuriyet'ten bu yana belli bir konuma gelmiş, saygınlık kazanmış. Bütün artı... Ya G20'de ya bütün artı ve eksilerine... Hayır. Siyasi hayır, güç bunların anlamda. Hiçbiri doğru değil. Bakın Erdoğan diyor ki bu, bizim diyor itibarımız sarayımız. Saray güçlü devlet. Göstergesi. Evet doğru. Söylüyor. Öyle mi? Aynen bak ne güzel söyledi. Ya hatırlattım bunu. Yani saraya geliyor kim yabancı geliyor, konuklar burayı görüyor. Ne kadar itibarlı güçlü bir devletiniz güçlü bir devlet. Var diyormuş. Tabii. Ama yani o şeyde de yandaş gazeteciler de bunu söylüyor. Ve destek veriyorlar Erdoğan'ın bu sizin söylediğiniz onları şeyine. Onları geç ya. Yani böyle saraylı. Hayır ama onlara söylüyorlar mi? Bunu söyleyin. Ha tamam. Çünkü niye bunu söylediler? Niye söylediler? Kemal Bey'in bu son işte manifestodan sonra açıklanan şey var ya, sarayları halka açacağız dedi ya, evet. Bu ona yanıttır. Evet. Bu böyle rastgele tasadüfen söylenen bir laf değil. Evet. Yandaş medyadaki böyle palavradan bir doğru. Kampanya da değil. Hayır. Kemal Bey'e bir mesajdır bu. Bu halka sen... açılsa insanlar bu kadar açlık, enflasyon, hayat pahalılığıyla uğraşırken nasıl bir lüks ve şatafat içinde yaşanıyor görsünler. İşte ama yani dertler o değil ki. Dertleri... Kemal Bey'e, hani baştan beri Kemal Bey adaylığını konuşuyoruz ya, oraya geldik tekrar. Yani Kemal Bey'e diyor ki, tamam abi bak sen yıkabilirsin ama bak bütün dünya buraya hayran. Bütün dünya burayı çok beğeniyor. Bütün dünya diyor ki, böyle bir saray saygın ülkelerin, büyük ülkelerin sarayıdır. Sultan, o zaman Brunei Sultanı dünyanın en itibarlı lideri. Tek farklı. Brunei Sultan'ın bütün sarayı, arabaları... Kendi parası bir de altından. Komple altın onun. O zaman en itibarlı yok yani. Ülke o. Yani bizde o yok yani hiç olmazsa altın yok yani. En garibim de Japonlar herhalde. Ya Japon yazık garibim. Almanya falan yani garip. Dünyanın üçüncü evet. Büyük ekonomisi Japonya ama en garibi onlar. Onun bir şeyi yani, var. Şimdi bir dakika şey, Meriç senin lafını desteklemek için. Onun bir fotoğrafı var biliyorsun imparatorun şeyin, Erdoğan'la buluşması var 3-4 sene önceydi. Böyle gariban yani Anadolu'da bile böyle küçücük bir oda. Bir oda, bir sehpa, iki sandalye o kadar. Oturuyorlar falan tabii. Evet. Yani Çin'de de öyle değil mi ya? Çin'de düşünsene. Çin'de dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinden bahsediyoruz. Evet, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinden bahsediyorsun. Gel şimdi... Sedef sen de diyebilirsin, ben de diyebilirim, Üstün Mahalli de diyebilir, Yalçın abi de diyebilir. Amerikan Büyükelçisi'ne çek şu pis ellerini Türkiye'nin elinden. Biz bunu diyebiliriz. Ama sen hükümet olarak bunu söylüyorsan, Üstün'ün dediği gibi, ya bunlar anlaştılar, ya biz içeride sana atıp tutacağız ama o da demiştir ki, ya siz içeride atıp tutun nasıl olsa benim istediğim her şeyi yapıyorsun. Ya da sen hükümet olarak bunu diyorsan, şeysen, yüreğin de yetiyorsa çağırırsın Amerikan Büyükelçisini. Sen istenmeyen adamsın, non grata dersin, sınır dışı edersin. Yetiyor mu yüreğin? Yetiyor mu yüreğin? Yetmiyorsa konuşma. Şimdi o makamda olan bir insanın konuşurken özellikle dış politikada dikkatli olması lazım. Bunu ben diyebilirim. Herhangi bir gazeteci diyebilir. Hüsnü Hayati... Dış politikanın içerisinde hepimizden 10 kat fazla diyebilir. Bir başkası diyemez. Bak diyebilir. Daha doğrusu hükümet diyemez ki. Unutma şey Meriç, diyebilir dediğin için söylüyorum. 2005'te rahmetli o zamanın büyükelçi Eric Edelman, bilirsin sen. Eric Edelman Ankara'daki büyükelçi çıktı dedi ki Cumhurbaşkanı Sezer Şam'a gidiyordu. Ve çıktı dedi ki gidemezsin. Yani bak
Cumhurbaşkanı'na müdahale ediyor. Gidemezsin dedi. Ve o zaman Sayın Sezer o kadar sert bir açıklama yaptı ki Edelman'a ve Edelman iki ay sonra defolup gitti. Çektiler onu buradan yani evet. Şey dediler. Bak almazsanız bunu biz kovuyoruz. O zaman Amerikalılar aldı götürdü onu. Evet. Yani Meriç'in söylediği şey yani o zaman tavır koyacaksın abi madem ki yani yok. Sözünün çekti. Arkasında. Öyledir bu iş yani devlet dediğin bu. Hayır ya da senin dediğini gemiye almayacaksın. Gemiye almayacaksın. Ama Süleyman...